Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sünuhat'tan bir iki bölüm okuyacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyiti minel hay. Yani ölüden diriyi, diriden ölüyü o çıkarır. Rum suresinin 19. ayeti bu. Bediüzzaman Hazretleri bu ayetle beraber bazı sosyal ve içtimai düsturları zikredecek. Hiçbirimizin aklına gelmeyen enteresan şeyler var. Ölüden diriyi nasıl çıkartıyor? Diriden ölüyü nasıl çıkartıyor? Bunun sosyal hayattaki karşılığı nedir? Onu Sünuhat adlı eserde izah ediyor. Şöyle diyor, pek çok desatir-i külliye, pek çok külli düsturlar ve bir kısım desatir-i ekseriyi tazammül eder. Yani bu ayet birçok külli düsturu içine alır ve birçok da düsturların büyük bir kısmını da yine içine alabilir. Fertte, cemaatte, nev'e, mesleğe şamildir. Yani ferde uygulanabilir, cemaate teşmil edilebilir, nev'e yine nev için kullanılabilir ve mesleğe de şumuli vardır, mesleklere de şumuli vardır bu meselenin. Ayeti bir kere daha okuyorum. Ölüden diriyi, diriden ölüyü o çıkarır. Külli düsturlar. Hemen bir örnek veriyor. Yalnız ekseri düsturları masadakından bir iki misal zikredeceğiz. Örnek şu, lakayt Emevilik nihayet sünnet cemaate inkılap etti. Hani en başta Emevilik lakaydi bir tarzda gidiyordu. Efendime söyleyeyim işte Emevi sultanları ağırlıklı olarak hepsi değil tabii. Bir bölümü Sefih, bir bölümü Desatir-i İslamiye'ye yeteri kadar inkiyat etmeyen insanlardan ibaretti. Hatta zulmedenler vardı ki bunlar içinde Ömer bin Abdülaziz müstesna bir yer tutuyor. O gerçek bir Mehdi misal sultandı. Ama onun dışındaki Emevi sultanları ve Emevi yaşayışı genellikle lakayt, sefahatin bir miktar tervic edildiği bir hayat yaşıyorlardı. Ama zaman içerisinde o lakayt olan Emevilik nihayet sünnet cemaati inkılap etti. Yani salabet kesbetti, lakaytlıktan daha ciddi İslamiyet'in desatirine, düsturlarına inkar eder bir vaziyete girdiler. Yani ölüden diriyi, diriden ölüyü. Onlar adeta ölü gibiyken bir müddet sonra dirildiler. Başka misaller de var. Salabetli Alevilik nihayet Rafiziliğe dayandı. Yani başlangıçta Hazreti Ali'yi sevme üzerine müesses olan o mezhep bir müddet sonra o kadar savruldu ki Rafiziliğe kadar geldi, dayandı. Yani Hazreti Ali sevgisi nerede? Ahl-i Beyt'i sevmek nerede? Ahl-i Beyt sevgisindeki ifrat nerede? O ifrattan sen savrul ve rafizilik gibi, yani hiçbir kayıt, hiçbir kural tanımayan bir noktaya kendini fırlat. Dolayısıyla haydan da meyit oluştu burada. Yani hayat sahibi, dirlik sahibi bir anlayış bir müddet sonra acaba ölüm hesabesine geldi. Yani şey anlattı ya, fertte, cemaatte, nevde bunların tezahürleri görülür diye. Hem zalime karşı miskinliği esas tutan Hristiyanlık. Şimdi Hristiyanlık dininde esas nedir? Zalime karşı, yani bir tokat vurduğunda öbür yanağını da çevirirsin. Yani Hazreti İsa'nın öğretisi böyle kabullenmişler. Ama şeriatta bunun ölçüsü nedir? Sana bir tokat vursa sen ona bir tokat vurursun.
Değil mi? Kısas geçerlidir. İşte zalime karşı miskinliği esas olan Hristiyanlık. Hristiyanlık böyle başlamışken. Sonrasında ne oldu? Nihayetinde tecellüt etti. Yani tam bunun aksi bir yöne doğru evrildi. Yani öbür yanağını uzatmak değil, bilakis başkalarını ezmek, başkalarını perişan etmek gibi bir noktaya savruldu. Ve zalime karşı cihat, izzet-i nefsi esas tutan İslamiyet, eyvah, nihayet miskinlikte karar kıldı. Müslümanlar için miskinlik söz konusu mu? Aslında İslam'ın izzeti, celadet, şehamet ki imandan gelen özellikler bunlar. Böyle olması gerekirken izzeti nefsi esas tutan bir anlayıştan miskinlikle karar kılan bir tabloya dönüştü İslam alemi. Şu anda o miskinlik halen devam ediyor. Yani işte 8-10 milyonluk varsa nüfusu İsrail, etrafındaki birkaç yüz milyon Müslümanı tokatlıyor sürekli. Boyuna da şikayet ediyor Müslümanlar. Yani işte cılız soba borusundan yapma birkaç roket atıyor Filistin'den insanlar. Onu da İsrail'in demir kubbesi ve demir kubbesini oluşturan silah mekanizmaları susturuyor. Siz bana diyor füze attınsa, bu sefer kendisi Filistinlilerin asla karşı koyamayacakları güçlü silahlarla onları perişan ediyor. Yine bugünlerde vardı. Birkaç yerleşim merkezine füze atıp belki onlarca insan yaralandı. Belki bir kısmı şehit oldu. Dolayısıyla miskinlik, efendime söyleyeyim tembellik, tabii miskinliği tek başına almamak lazım. Tembellik, yanlış bir tevekkül anlayışı, işte iki lokma bir hırka meselesi, bütün bunlar devreye girince o celadet, şehamet, izzet-i nefis gibi kavramlar düştü. Müslümanlar Avrupa'nın kapılarında görünmeye başladı epey bir zamandır. Nerede bu izzet-i nefis? Nerede bu celadet? Nerede bu şehamet-i imaniye? Bundan hiçbir kalmadı. İşte diriden ölünün doğması meselesi böyle bir şey. Bu şey dedi ya, başına dedi ya, desatürü külliye, bu külli düsturlar. Yani ayetler, efendime söyleyeyim, birçok hadislerde böyledir. Külli düsturlar için alır. Hem fiziki dünyada, tabiatta, kavani-i adetullah'ın ceyranında bunlar geçerli olduğu gibi sosyal olaylarda da geçerlidir. Üstad hiç dokunulamayan bir yere dokunuyor. Yani bunlar sosyal olarak hayatta nasıl tezahür ve tecelli ediyor onu anlatıyor ilginç bir şekilde. Neyse bunun normal fiziki hayatta örnekleri çoktur. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartmak değil mi? Yani biz ölüyoruz ya da toprağa bir tohum atıyorsun, zahiren ölüyor ama bir neşnema olarak tertemiz bir filiz olarak çıkıyor. Bunu anlamak çok kolay ama sosyal hayat işin içine girdiğinde bu iş orada nasıl cereyan ediyor? Çünkü üstad şey diyor, kanun bir silsiledir, efal onunla bağlıdır. Tam da bunu anlatıyor. Kanun bir silsiledir. Yani kanun silsilelerken Amerika'da da, Afrika'da da, Avustralya'da da, Antarktika'da da aynı kanun geçerlidir. Ve fiiller o kanunlara bağlanarak tahakkuk eder. Yani depremler, Cenab-ı Hak depremler için bir kanun vaz etmiştir. Bu kanun dünyanın her yerine aynıdır. Yani Kuzey Anadolu fay hattı o kanuna göre çalışır. Hatay fay hattı varsa o kanuna göre çalışır. Orta Anadolu fay hattı o kanuna göre çalışır. Fiiller o kanuna bağlıdır. Dolayısıyla bunların birçoğu öngörülemez olan şeyler değildir. Cenab-ı Hak haşa bize sürpriz yapmıyor. Her şey belli. Her şey sisteme bağlanmış. Nasıl bir ülkenin kanunları vardır, anayasası vardır, yönetmelikleri vardır ona göre yönetir. Cenab-ı Hak da bu adetullah kanun dediğimiz kanunlarla o şeriat fıtresini o şekilde kainatı idare edecek biçimde kullanıyor. Yani tesadüfen efendim, kendi kendine olan bizim farkına varabileceğimiz hiçbir şey yok. İşte bizim buluşlarımız, icatlarımız Cenab-ı Hakk'ın o kanunların farkına varmaktan ibaret. Dolayısıyla eğer sen fay hattı üzerine bir bina yaparsan
ya da gevşek zeminli bir yerde bir yapılaşma oluşturursan, o kanun sana diyor ki bu bina yıkılır ve bu binanın içindeki insanlar da ölür. Yani niye? Çünkü üstüne 10 tonlaca ağırlık düşerse, ha Cenab-ı Hak ata kanunu devreye sokarak belki senin yaptığın dua, efendim hizmet vesaire için seni koruyabilir, ama ekseri olarak o kanun çalışır. Yani 10 bin insan ölmez de 9.900 insan ölür. O 100 insan da ata kanunun şumuluna girer. Dolayısıyla bu Müslümanlar tarafından çok az bilinen bir konu bu. Hem mebdei taassup derecesinde azimet olsa, nihayet müsahaleye, ruhsata taraftarsa nihayeti salabete müncer olur. Yani insan hayatında, toplum hayatında bunların böyle evrildiğini, değiştiğini gördüğümüzde hayret etmemeliyiz. Bu kanun şumuna giriyor çünkü bunlar. Yani eğer başlangıçta çok mutaassıp insansan, zaman içerisinde o taassubun körelip normal bir insana dönüşebilirsin. Yani o da bir kanunun dairesinde çalışıyor. Ya da ruhsatla amel ediyorsan bir müddet sonra salabeti diniye sahip olabilirsin. Şöyle söylüyor, hatta bir kısım Hanbeli, Hanifi gibi, hatta en garibi bir kısım mutaassıplar mesleklerinin zıttına olarak küffara karşı müsahama, dostluk ve lakayt jönler, husumet ve salabet taraftarı çıkarlar. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarında jön Türkler lakaytlıklarıyla biliniyor, değil mi? Dindeki lakaytlıklar. Yani Avrupalılara benzemek tarzındaki o özellikleri dahilde Müslümanlar tarafından ciddi anlamda tenkit edilmiş. Ama öyle bir zaman geçiyor ki jön Türklerin o lakaytlığı salabeti terk ediyor. Ama bir kısım dindar, mutaassıp görünen insanlar da buradan yola çıkarak buradaki ifadeyle müsahale ediyor. Yani bunun önemli örnekleri var. Mesela işte son dönemde yaşayan bir takım alimler, büyük alimler. Bunlar İngiliz Muhipler Cemiyeti'ni kurmuşlar mesela. Ya da İngilizlere dost olmuşlar, taraftar olmuşlar. İsim vermeyelim şimdi, isime gerek yok. Ama lakayt dediğimiz, dini rüşvet verir dediğimiz İttihat Terakki ve Jön Türklerin bir bölümü de o özelliklerini ortadan kaldırıyorlar ve salabeti diniye sahip oluyorlar. İşte diriden ölü, ölüden diri. Güya mebde-i hürriyetteki mevkilerine becaiş ettiler. Tam da onu söylüyor. Hürriyetin başlangıcı 1908 yılında iki grup varken, Jön Türk ve Jön Türkleri temsil eden bir grup, dindarlar ve dindar mutaassıplar ve onları temsil eden bir grup. İşin sonunda belki 1910'lu 11'li yıllarda ya da daha sonraki 1919'a doğru giden yıllarda iş tersine dönüyor. O Jön Türklerin her biri hürriyet kahramanı oluyor. Her biri de diyelim, büyük bir çoğunluğu hürriyet kahramanı oluyor. Vatanın, milletin müdafaası için çalışırken o dindar görünen, mutaassıp görünen insanlar kurtuluşu mandacılıkta ya da İngilizleri sevmekte buluyorlar. İlginç bir şey. Bir örnek daha veriyor. İki alim, bazen Nakıs'ın oğlu Kamil, Kamil'in oğlu Nakıs oluyor. Yani bazen biz ya bu nasıl olur diyoruz ya, işte bu kanunun altında bunlar tahakkuk ediyor. Bazen Kamil'in oğlu Nakıs, eksik noksan, noksan olan bir insanın oğlu da, yani diyanette, ubudiyette, hizmette noksan birinin oğlu da bir bakıyorsun, Kamil oluyor, alim oluyor. Yani ya bu bundan olur mu dediğimiz bir yerin olabilir, ama biz bunun sırlarını akıl erdirmeyiz. Ama bu kanun çerçevesinde bunlar gelişiyor. Şu emsilelerdeki sır düstur şudur: beşerde meylü teceddüt var. İnsanlıkta yenilenme meyli var. Şimdi bu yenilenme meyli aslında kemale erme meyli olarak da, yani niye yenilenir insan?
olgunlaşmak için yenilenir. Kendini tecdit eder. Değil mi? Yani daha iyiye, daha güzele, daha mükemmele doğru gitmek için. Çünkü alemde meylül istikmal vardır. Bir başka yerde öyle söylüyor. Alemde meylül istikmal vardır. Yani tüm kainatta da kemale erme yolunda bir arzu var. Tabii bu kendiliğinden oluşan bir arzu değil. Cenab-ı Hakk'ın onlara koyduğu bir kanun çerçevesinde. Onun için kainat sürekli büyüyor. 13.7 milyar önce Cenab-ı Hak kainatı yaratmayı murad yaratmış. Kainat o günden bugüne bir çekirdekten başlamış. Nur Muhammed'i diyoruz biz ona. Geçenlerdeki bir seminerimizin konusu da bu, dinleyenler dinlemiştir. Nur Muhammed'i ilk yaratılan şey Nur Muhammed'i. Nur Muhammed'i daha sonra maddi acıniye inkılap ediyor. Maddi acıniye de macun kıvamında icada ve yaratılışa menşe eden, bizim anlamaktan aciz olduğumuz ama vaka olan bir durum. O maddi acıniye tecelli ederek önce atom altı parçacıkları, sonra atomun çekirdeklerini, sonra atomun kendisini, daha sonra atomlardan oluşan molekülleri, daha sonra moleküllerden oluşan işte cisimleri yaratıyor. Dolayısıyla hep bir kemale doğru gidiyor. Sonra galaksileri yaratıyor, yıldızları yaratıyor. Efendime söyleyeyim. Ve kainatı bir taraftan da genişletiyor. Hani ayette de var ya, biz kainata açtık, genişlettik diye. Kainat hala genişliyor. Nereye kadar? Onun bir kemal noktası var. O kemal noktasını bulduğu anda kainat artık zevale doğru gidecek. İşte kara delikler, efendime söyleyeyim, güneşteki enerjinin bitmesi, güneşin yakıtı mesela hidrojen. Yani güneşte her an milyonlarca ton, belki milyarlarca ton hidrojen helyuma dönüşüyor ve hidrojen bombası patlıyor. Biz bunun farkında değiliz. Yani yakıtı sürekli olarak kullanıyor böyle. Bir gün onun yakıtı bittiğinde İzzet-i Şems-i Kübret hakikati tahakkuk edecek. Yani güneş tekvir olduğu zaman, yani ışıklarını topladığı zaman, yani artık enerji üretemediği zaman. İşte onun kemal noktası orası. İşte meylül istikmalde olan kainatta insanda da bir meylül terakki vardır. Madem kainat tekamüle doğru planlanmış, o tekamülün içinde en önemli varlık olan insanda terakki meyli, yani gelişme meyli vermiş Cenab-ı Hak insana. Dolayısıyla insanlar ilk insandan bugüne her şey değişiyor. Hele günümüzde artık yani modern ilimlerin en üst noktada olmasıyla robotlar, haberleşmeler, işte bir cep telefonu bugün hayatımızın %80'inden nerede hitap ediyor. Hem televizyon, hem radyo, hem teyp, hem tansiyon aleti, hem konuşma. Aklınıza ne gelirse bak, bir cep telefon. Yarın bir gün bunun çok daha farklı versiyonları var. Bu insandaki meylül terakkinin ortaya koyduğu bir şey. Dolayısıyla bu meylül terakkinin içinde de bir meylül teceddüt var. Hep yenilenmek, değişmek, gelişmek istiyoruz. Evet, halef selefi kamil görse, biz biraz açtık bu konuyu. Konu burada bu kadar belki gerekmiyordu. Halef selefi kamil görse, yani halef sonradan gelenler demek. Selefte öncekiler. Selef-i salihin dediğimizde, işte Hicri 2. asra kadar yaşayan insanlar, alimler, fazla insanları görüyoruz. Eğer halef, yani sonradan gelenler, selefi, yani geçmiş büyükleri kamil görse, tezit eylemese, yani onları ziyade hale getiremese, meylinin tatminini başka tarzda arar, bazen aksiyon amel yapar. Buradan konu başka bir yere geçiyor. Bir önemli nokta da şu, yine sünnatın içerisinde bu paragrafın hemen sonunda bizim sıkça okuduğumuz Vela teziru vaziyetin izra uhra ayet-i kerimesi ki hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenemez. Yani burada aslında suçun şahsili prensibi vurgulanıyor özetle. Yani hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenemez. Suç şahsidir. Yani kimse kimsenin suçundan dolayı muhasebe edilemez.
Dolayısıyla işte siyaseti şahsiye, şahsi siyasetler ve cemaatler ve milletlere dair en adil bir düstur Kur'an'ıdır. Yani vela tezuru vizra uhra ayet-i kerimesinin ihlali aslında insanlık tarihindeki tüm zulümlerin temelidir. Yani biri bir hata yaptığında onun akrabalarını, yakınlarını, çoluğunu, çocuğunu muhaz etmek, ezmek, yok etmek, katliamlar yapmak. Değil mi? Bugünlerde Batı maalesef kendi imkanlarını geliştirmek ve zenginleşmek için Afrika'yı, Asya'yı tamamen sömürmüş. Oradaki insanları mahvetmiş, katletmiş. Yeraltı ve yeryüzü zenginliklerini gasp etmiş, garat etmiş. Ve onlar buna karşı çıktıklarında da en şiddetli şekilde cezalandırmışlar. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeye muazzam muhalefet etmişler. Tüm dünya. İnsanlık bunun cezası olarak iki büyük harip umumiyi görmüş. Yani Hitler'in yaptığına bakarsak, yani Yahudilere kızmış, yani kendince ve yüz milyonlarca Yahudi'yi katletmiş. Sadece Yahudi'yi katletmede kalmamış, kendi menfaati doğrultusunda kendi ırkından saf ırk oluşturacağım diye Romenleri, efendime söyleyeyim akıl hastası Almanları, kötürüm olan Almanları da katletmiş. Fırınlarda yakmış. Yani şeye gittiğimizde bir Avusturya gezimiz olmuştu. Orada onların yaktıkları fırınları gördüm. Hatta bir yazı dizisi falan da olmuştu. O belki hatırlayanlar hatırlar onu. Auschwitz Polonya'da. Bu Mauthausen bu. Almanya'da onun gibi 20'ye yakın toplama kampı ve toplama kampı içerisinde yüz binlerce insanın katledildiği yerler yani. Gerçekten fırını görüyorsun orada. Gaz odası burada. Gaz odasında öldürüyor. Sonra bir masa var orada parçalıyor. Ondan sonra fırınlarda yakıyor. Yani bir oradan sağlam giriyor. Öbür taraftan külü çıkıyor. Çıkmıyor tabii netice itibariyle. Bunu niye yapıyor? Bunu işte Vela Tezur Hazretin Vizra Uhra sırrını bilmediği için insanlara zulmetmek, efendime söyleyeyim insanları perişan etmek, kendince bir haksızlık yapıldığı zamanla kapılarak ki bir takım siyasi olaylarda bunlar oluyor tabii. Birinci Dünya Harbi'nde mesela mağlup olmuş ve o mağlubiyetin acısını bir anlamda çıkarmaya çalışıyor. Tüm Alman milleti tabii bunu böyle yapıyor. Neyse konumuz bu değil. Şahsi siyaset, cemaat yapılan siyaset ve milletin bu tarz siyaseti bu Kur'an düsturuna muhalif oluyor. Onun dışında bir de ne var? İnnehu kâne zalûmün cehûlâ. Yani gerçekten insan çok zalim ve çok cahildir. Yani insanlar bu iki ayeti adeta bu iki ayetin bahsettiği hakikatleri tüm hayatları boyunca yaşamışlar. Çok zalimdir, çok cahildir. İnsanın yaptığı zulmü hiçbir mahluk yapamaz. Öyle bir zulüm ki yani ilk çağlardaki o dev hayvanları, dinozorları getirseniz insanın yaptığı katliamı yapamaz. Niye? Çünkü onlar açken bunu yapar ama insanda böyle bir şey yok. İnsan mutlaka çok zalimdir ve çok cahildir. Zulmü ve cehaleti birbirini tetikleyen iki unsur gibidir. İşte mahiyet insanide dehşetli bir kabiliyeti zulüm. Yani insan zulümle bu zulüm sadece fiziki bir zulümle değildir. Aynı zamanda mahlukatın hukukuna da bir tecavüzdür bu. Yani bir varlığı, bir mahluku, bir masnuğu gayesiz, amaçsız, sahipsiz zannedip onu öyle değerlendirdiğinde orada muazzam bir zulüm işlemiş oluyor. Niye? Çünkü onu yoklukla, onu vazifesizlikle, onu başıboşlukla suçluyor. Yani işine çalışan bir adama sen hiçbir şey yapmıyorsun demek ki bir şey bu. Bunun sırrı şudur beşerde. Yani insan niye çok zalimdir ve çok cahildir? Bunun sırrı şudur. Beşerde hayvanın aksine olarak kuva ve muyul fıtraten taat edilmemiş. Üstad bunu birçok yerde kullanıyor. Şart-ı Ricaz'da Sırat-ı Müstakim meselesini
o doğru yol meselesini anlatırken insanın üç kuvvenin olduğunu, kuvve-i şehveye, kuvve-i gadabiye ve kuvve-i akliyenin olduğunu, bunların fıtraten tahdit edilmediğini, ancak şeriatın bunlara tahdit getirdiğini söylüyor. Dolayısıyla burada da benzer bir ifade, kuvvetleri ve meyilleri fıtraten tahdit edilmemiş, sınırlandırmamış. Şu kadar zalim olacaksın, bu kadar akıllı olacaksın, bu kadar öfke kuvvetin olacak denmemiş. Ya fıtraten işte zulümler, yani meyli zulüm, hubbu nefis dehşetli meydan alıyor. Eğer bunları şeriatla taklit edemezseniz, edemezsek, edilmez ise eğer, işte muazzam zulümler, birinci dünya harbinde 30-35 milyon insan, ikinci dünya harbinde 45-50 milyon insan, bir o kadar yaralı, değil mi? Adeta iki harple birlikte dünya medeniyeti çökmüş. Dolayısıyla zulüm böyle bir zulüm. Atom bombasını atıyor, adeta nesilleri kurutuyor. Amerika öyle yaptı. Hiroşima ve Nagasaki'de iki tane bomba attı, savaşı bitireceğim diye. Ama o öyle etkiledi ki, belki 40-50 yıl sonra bile orada ot bitmedi. Orada bulunan insanlar müteselsiz olarak kötürüm kaldılar, sakat kaldılar. Bu zulüm nasıl bir zulümdür? Evet, ene ve enaniyetin eşkali habisesi olan hudgamlık. Burası çok önemli. İnsanda tahdit edilmeyen iki noktanın bunlar mütemimleri. Yani kuvveleri tahdit edilmemiş ya, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye, kuvve-i şeviye. Bir de insanda bir ene diye bir şey var. Aslında Cenab-ı Hak bir kıyası vahid olarak vermiş, bir ölçü birimi. Bir yaratıcımızı daha iyi anlayabilmemiz ve tanımamız için verilmiş. Ama biz bunu yanlış kullanmışız. Ene bir müddet sonra bu kıyas ölçü olmaktan çıkmış. Adeta insan o ene ve enaniyetle kendisini ilah gibi görmeye başlamış. Ki tarihte bunun çok örnekleri var. Şeddatlar, firavunlar, nemrutlar mücessem bir enaniyet olarak kendini haşa ilah gibi zannedip tebaasını, halkını perişan etmişler. İşte ene ve enaniyetin eşkal habisesi, o habis pis şekilleri olan hodgamlık, hodbinlik, hodenlişlik. Yani bunların hepsini sürecek olursak, hodgamlık kendini düşünmek, kendi keyfini düşünmek, hodenlişlik yalnız kendisi için endişe duymak, hodbinlik de yalnız kendisini görmek. Yani ben merkezi bir hayat yaşamak özetle. Zaten ben diyorsa birileri, belli ki o kendinden başka hiç kimseyi tanımıyor. İşte böyle düşünen bir düşünce, bir anlayış, bir zihniyet insanlığın mahvına sebep olur. Bunun üzerine diyor, eğer gurur ve inat o meyle inzimam etse, yani bu hodbinlik, hodenlişlik, hodgamlığın üzerine bir de gurur gelse, ben bilirim, ben yaparım, benden başka kimse var mı? Ve bir de inat etse, bu ikisi o meyli kuvvetlendirse, öyle ekbirül kebairi, yani kebairin kebairini, çok daha büyüğünü icat eder ki, daha beşer ona isim bulamamış. Yani Deccal'ın, Süfyan'ın, Şeytat'ın, Nemrut'un yaptığı zulmü dünyadaki tüm hayvanlar bir araya gelse yapamaz. Yani hayvanlardan kastım müstebit hayvanlar. Kurtlar, aslanlar, kaplanlar vesaireler. Evet, cehennemin lüzumuna delil olduğu gibi işte bu zulüm ve bu haksızlık cehennemin lüzumuna delil olduğu gibi cezası da ancak ve yalnız cehennem olabilir. Yani bu kadar zulümü ne temizler, ne paklar zalimler için yaşasın cehennem diyerek yani Hitler'in, Mussolini'nin, Stalin'in efendime söyleyeyim daha diğer zalimlerin yaptığı zulümler milyonlarca insanın katline, vefatına neden olan bu insanları ancak temizleyecek olan şey cehennemin ateşidir. Yani dünyada da insanlar bunu düşündükçe rahatlar ve onlar da cehennemde bunun bedelini misliyle ödeyeceklerdir. Evet, burada noktayı koyalım. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rızan lillahi teala el Fatiha.